Kayıtta mıyız? Kayıttayız. Evet, şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu video eğer ekranı almayacaksanız, ekrana çok fazla şekilde ihtiyacınız yoksa, eğer ekrana ilgi duymuyorsanız sizin için sıkıcı olabilir. Çünkü çok uzun bir video olacak. Ben bu ekranın kullanımını, ekranın menülerini, ekranın özelliklerini anlatacağım. Bu video 20-25 dakika zaten, boyut aşağıda yazıyor. Biraz uzun sıkıcı bir video olacak. Fakat ben bu videoyu birkaç kere çektim. Daha kısa nasıl yapabilirim, daha hızlı şekilde nasıl anlatabilirim diye birkaç deneme yaptım. Fakat hepsinde, her denememde 20-25 dakikayı buldu. Daha kısa şekilde çözemedim. Ama işte biraz önce söylediğim gibi, videonun, ekranın işte kullanım kılavuzu mahiyetinde bir video olsun istedim. Ekranın saha performansı bundan bir sonraki videoda olacak. Bir tane B-roll çekimi gerçekleştireceğim bu monitörü kullanarak. Monitörün loss'lu izleme özelliğini, Zephyr özelliğini, işte focus assist özelliğini ve benzer özellikleri kullanarak bir B-roll çekimi gerçekleştireceğim. Orada Godox'un yeni ışıklarını da deneyeceğiz. Enteresan bir çekim olacak. Fakat şu anki bu video ekranın saha performansı ile ilgili değil. Değildir, onu belirtmek isterim. Bu arada dayanamadım, ML60'ı satın aldım. Zaten şu an softbox ile birlikte ML60'ın ışığı yüzüme vuruyor. Yani çok güzel ya, çok ufak olması muhteşem. Ama işte kumandası da olsaydı, kumandası da gelecekmiş yakın zamanda. Şu an henüz daha kumandası yokmuş Türkiye'de. Kumandası da gelsin, böyle tık 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 tık, çok keyifli bir ışık olacak benim için. Rüzgar sesi çok fena geliyor içeri ya. İnşallah çok fazla yansımıyordur videomuza. Şimdi ekranımızın kullanım testiyle, kullanımı ile karşınızdayım. Tekrardan ekranımızı aldım, aksiyon kamerama bağladım. Görüyorsunuz zaten arabalar gidiyor falan. Kar yağdı. Çok güzel bir görselimiz var. Şurada biraz camımızdaki leke görünüyor. Fakat problem değil. Yolu açmışlar bu arada. Yol kapalıydı sabah. Baya baya arabalar gidemiyordu. Yolu açmışlar. Güzel olmuş. Evet, şimdi ekranımızda özelliklerine tek tek baştan bakıyoruz. Focus asistimiz var. Focus yaptığımız yeri görmemizi sağlayan asistanımız. 10 yapalım. 10 yaptık. Bakın evlere focus atmışız. Zaten aksiyon kamerası olduğu için focus alanı bayağı geniş, ufacık sensörü var. Neredeyse her yer netlik alanımız, gördüğünüz gibi. Focus asistimizin renkleri var tabi ve derecesi var. Birinci seviye, ikinci seviye, üçüncü seviye, ne kadar net olduğunu gösteren, kapsadığı alanı belirleyen bir derece. False color. Focus asisti bir kapatalım. False color. Ben bu false color'u tam anlamadım. Rengin sıcaklığına göre sanki değişkenlik gösteriyor gibi. Bak. Sarı, sarı, mavi, şu aralar mavi. Şu, hatta şuradaki bu bina direkt mavi zaten neredeyse. Mod 2. Şu mavi binaya ne diyecek? Yeşil, yeşil, yeşil. Bu da highlight'e göre mod 2'de galiba. Zebra patlayan alanları işaretler arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kar yağdığı için kar olan her yer neredeyse patlamış olan olarak gösterilmekte. Seviyesini artırdıkça, en parlak, en patlayan yeri göster dedikçe oralara yoğunlaşıyor. Fakat aksiyon kameramız şu an otomatik pozlamada olduğu için hiçbir nokta patlamıyor. Çatıdakiler düşüyor galiba. Neyse. Kapatalım. Nerede zebra? Kapattım. Bu monokrom aslında sanki böyle deneysel çekimlerde işinize yarayacak gibi. Nerede kullanılır bilmiyorum. RGB'ye bölmüş renkleri ve tek renk görmenizi sağlıyor. Yani seçenek olması güzel, fakat ben ne işe yarayacağını çok bilmiyorum. Pixel to pixel. Bilmiyorum bu pixel to pixel de ne işe yarıyor. İmaj flip. Evet, kamera bu taraftayken kablonun bu tarafta olması gayet normal. Fakat kamerayı bu tarafa, bu tarafta bir yere taktığınız, bağladığınız zaman ekranınızı ters çevirmeniz gerekecektir. Tam ters kullanmanız gerekecektir. Görüntünüz de o zaman terse dönmesini istediğiniz için auto'ya alırsanız otomatik olarak ekran sizin çevirdiğiniz tarafa dönüyor. Mesela şöyle, işte ekranı çevirdin öbür tarafa, hop ters çevir, sağa çevir. Aynı görüntüsü de denebilir buna. Zoom. Zoom'u açtık. 2x zoom yaptık şu an. Bunu netlik atarken kullanabilirsiniz, fakat bunun user'da olması işinize yarar. Bakın şimdi. Ya. Burada hep arabalar kalmıştı sabah. Otobüsler, dolmuşlar, kamyonlar vardı şu köşelerde. Çift tıklayınca genişliyor mu? Yok, böyle yapmaz gerekiyor. Hop, güzelmiş. Dokunmatik ekran olmasının avantajları. Zoom'u kapattık. Kamera kontrol var. Kamera kontrolü ben kullanmadım. Aslında ne işe yarar çok da hakim değilim. Kamera map, batarya tip. Şurada sağ üstte gördüğünüz batarya bilgisini gösteriyor. Batarya tip. Şimdi video aspect. Bu sizin görüntünüzün, alacağınız, çekeceğiniz kadrajı
gösteriyor. Fakat bunu kullanırken dikkatli kullanmanızı, ne yaptığınızı bilmenizi tavsiye ederim. Çünkü çekerken eğer 2.35'e 1'de kalırsa, bakın mesela nasıl genişledi, nasıl yatay hale geldi, böyle abidik kubidik bir şekle büründü binalar. Video aspekte değişik bir modda unutmanız halinde yanlış çekim yapabilirsiniz. Ya dersin işte niye bu kadar yüzler sündü, bu niye böyle oldu falan diye düşünürken, bunun yerine, bunu kullanmanın yerine, bunu çok fazla bence kullanmayın. Center marker zaten ortadaki şu orta noktayı gösteren işaret. Bunun yerine dedik safety marker kullanmanızı tavsiye ederim. Ya da birazdan göstereceğim. Safety marker da güvenli alan, adından da belli olduğu üzere. Bazen çekerken ben mesela şeyi düşünüyorum, işte warp attığımda ne kadar crop atacak, ya da 4K çekiyorum, işi 1080 teslim edeceğim, şu buraları croplarım, bu kadrajdan yeni bir kadraj kendime çıkartırım diye bir tık daha geniş çekip onun içinden crop atıyorum mesela. Bu da onun yardımcısı bir nevi, safety marker. Marker mat, işte marker matı video aspekt yerine marker matı kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü mesela burada 2.35'e 1 var, şu 2.35'e 1 dediğimiz oran en sinematik, en görsel şölen olaylardan bir tanesidir. Şu anda gördüğünüz gibi mesela bayağı ince uzun bir görüntümüz var. Kaldı ki bu ara zaten bu kaş atmak, videolara çekilen videolara kaş atmak bayağı popüler. Çekerken işte kadrajınızı buna göre almanızı sağlayacaktır. Bunun rengini ayarlamak vardı. Grid line, yani grid line dur. Şu rengi marker color'dan ayarlayabiliyorsunuz. Kırmızı, yeşil, mavi veya siyah. Yani bence kırmızı en iyisi. Kırmızı uluslararası evrensel bir renk gibi oldu artık bu işlerde. Değişik değişik boyutlarımız var. 4:3, 13:9, 4:3 eski ekran formatları. Stanley Kubrick de zamanında 4:3 geleceğin formatı olur demişti ama tam tersine gitti. Marker matımızı da kapattık. Grid line. Şimdi grid line altın oranı bulmanızı sağlayacak olaylardan bir tanesi. Ben bunu 3:3 kullanmanızı tavsiye ederim. Biz de bunu hep okuldaki çalışmalarda, güzel sanatlardaki çalışmalarımızda 3:3 olarak kullandık. 4:4 biraz kafanızı karıştırabilir. Nereye gitti şimdi altın oran diyebilirsiniz yani. Fakat 5'e 5 şu 2 boşluk, 6'ya 6 şu 2 ve şu 2, ama en kolayı 3:3. Şu 1, 2, 3 ve 4 nokta tamam olarak altın oranı denk gelen noktalar. Hatta şeklinde şöyle çizeyim. Yani ben 3:3 kullanmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi loot menüsüne gelmişken, loot bu ekranımızın en büyük özelliği, loot ile izleyebilme imkanımızın olması dedik. Fakat bu ekranımızı aldığımız zaman loot gelmiyor. İçi boş olarak geliyor. İçinde hiçbir şekilde loot yok. Ben bunu loot atmayı bir iki denedim fakat başaramadım. Çünkü 64 GB hafıza kartını ekranımız desteklemiyor. Ekranımızın maksimum desteklediği sınır 32 GB. Bazı telefonlarda falan, bilgisayarlarda da işte yazar ya, işte maksimum bellek 16 olur, işte 32 falan olur. Bunun 32. Şöyle ufak bir micro SD kart da atmadım tabii ki, ama bunu SD kartı takıp altındaki SD kart girişinden yükleyebilirsiniz. Eğer elinizde yükleyebileceğiniz lootlarınız yoksa ya da elinizdeki lootlardan sıkıldıysanız, şu taraftaki 12 free loot videoma ve 33 free loot videoma gidebilirsiniz. İndirdiğiniz lootlara herhangi bir 32 GB'dan daha küçük hafıza kartını atıp alttaki kart girişinden aktarabiliyorsunuz. Onu göstereceğim şimdi, fakat ters olarak takmam gerekiyor sanırım. Yanlış taktım. Aynen ters. Loot manage, import, geldi. Arpaho, Aspen, şu şekilde seçerek. Hepsini birden seç yok mu ya? Yok. 34, Makbulu. Ben ilk en fazla 9 tane loot yükleyebilmiştim. Sanırım 9 tane loot'a kadar destekliyor dedim. Fakat sonradan gördüm ki ismini değiştirdiğim bazı loot'ları kabul etmiyor. Aktarmıyor. Kendi içine import etmiyor alet. Yani herhangi bir loot sınırımız yok. Fakat işte ismini değiştirirseniz onu kabul etmiyor. Loot load. Şimdi attığımız loot'ları loot load kısmına gelip on yapmamız halinde gördüğünüz gibi izleyebiliyoruz. Mesela buradan o M31 çok koyu geldi. Şu an log çekmiyoruz. Aksiyon kamerasından log yok. Sedona. Ya ama en güzeli KDX olmuştu. Çünkü Rec 709. Belki bir tık daha kontrast verilebilir buna sonradan, ama bence bu şekilde çok güzel.
Evet, gördüğünüz gibi loot atmak bu şekilde. Eğer indireceğiniz, atabileceğiniz loot yoksa ya da işte bu ekranım yok ama yine de loot almak istiyorum abi diyorsanız şu sağ üst köşedeki linkten diğer loot verdiğim free loot dağıttığım videoma gidebilirsiniz. Waveform. Waveform çekim yaparken kesinlikle ama kesinlikle kullanmanız gereken ürünlerden bir tanesi. Histogram olarak bunu kullanmanızı tavsiye ederim. Burada RGB, UV, Y vektör var. Y histogram olarak kullanırsanız normal histogram sağ alt köşeye yerleşiyor. Bunun yerini belirleyebiliyor muyuz bilmiyorum. Bakıyorum. Yerini belirleyemiyoruz galiba. Ya da şöyle yapsak. Dokunmatik ya. Yok. Aa gitti. Nasıl kapattım ya? Duruyor ya. Bir şekilde kapattık. Bilmiyorum nasıl kapattım. Kapataç yapalım. Evet, waveform'da mesela U var. U'a bakalım. RGB olarak göstermiyor bunu. Bunu green olarak gösteriyor. Blue ve red olarak ayırmış. Onun kullanımına çok hakim değilim. RGB çok işinize yarayabilir. Doğru white balance ayarlamanızda işinize yarar. Fakat zaten loot'la çalışma yapacağınız için white balance'ı göz kararı da yapabilirsiniz. Diğer videolarım, renk yapma videolarımı izleyenler RGB'ye bakarak white balance'ı nasıl ayarlayabileceklerini görebilirler. Devam edelim. Şu masaya vurmam çok ses yapıyor mu acaba ya? Ooo, rüzgarın sesine bak. Waveform'u da. Şu vektör neymiş? Ha, CMYK. CMYRGB. Magenta'ya. Siyan. Ha, böyle akınca mı kapı? Aa. Yukarıdan bildirim menüsü gibi bir şey iniyor mu peki? Yok. Ha, böyle kapatmış ya. Güzel, mantıklı. Direkt çekim anında bir şey var orada mesela. Yani indir gitsin. Çok mantıklı. Waveform kapattım. All waveform. Açtık. Ne oluyor? Peki bu tam ekran oluyor mu böyle yapınca? Yok. Değişiyor. Üstüne çift tıkladığınız zaman geçişler yapıyor. Peki all waveform kapat. Audiometer bildiğiniz ses seviyesi sol alt köşede çıktı. Benim normal kendi ekranımda sağ alt köşede. Color space. Origin. Ha, loot'u kapatman gerekiyor önce diyor. Tamam, kapatalım. Kapattık. Color space rec 709. Yok abi, skala çok daraldı ya. Orijinde kalsın mı? Ama dışarı bakıyorum. Dışarısı rec 709. Gerçi bizim orijin görüntümüz de bayağı S-Log gibi yani. Ben bunu oynamıştım. Brightness ekran parlaklığı değil arkadaşlar. Görüntünüzün parlaklığı. Ekran parlaklığı farklı bir meninde. Bunu yanlış algılamayın. Çünkü eğer bu ekranın parlaklığı olsaydı yüze getirdiğimizde görüntü gitmezdi. Bu görüntünün parlaklığı. Çektiğiniz görüntünün değil. Saturasyon. Oye. Sharpness, Color Temper, RGB. Evet, burada ekranınızın renginde herhangi bir yanlış olduğunu, hata olduğunu düşünüyorsanız buradan RGB sekmesinden ayarlayabilirsiniz. Aa, yanlışlıkla kırmızıyı çektik, görüntümüz yeşil mavi, garip bir şey oldu. F1, F2, F3, F4, F5, F6 kısa yollarımız. Ekranımızın üst tarafında bulunan, şu yukarı tarafında bulunan kısa yolların atamasını buradan yapabiliyoruz. Kullanıcı menüsüne geldiğimizde dil seçeneğimiz ses, backlight. Ekranımızın parlaklığını backlight kısmından ayarlıyoruz arkadaşlar. Oradaki brightness başka brightness. Bakın ekran parlaklığı, gördünüz mü? Şöyle daha iyiymiş aslında. Ben fazla mı pozlamışım görüntüyü ya? User settings, reset, upgrade. Eğer bir upgrade gelmesi halinde buradaki upgrade sekmesinden de yapabilirsiniz. Sizi karla baş başa bırakıyorum. Yalnız şöyle bir şey var, bunun pil performansı normal ekranlardan biraz daha düşük olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü çok sağlam bir işlemcisi olması gerekiyor bu ekranın. Ekran realde, real time'lı, gerçek zamanlı renk işleme yapıyor. Color grading yapıyor. Sizin attığınız loot'u izlerken milisaniyelik olarak renkle birlikte size gösterdiği için ciddi bir burada görüntü işlemi var. Ciddi bir performans var. Bundan dolayı eğer ekranın performansında bir sıkıntı var mıdır acaba bilmiyorum. Yani pil performansında. Bakıyorum şu an ısınmış çünkü biraz ısınma var. Tabi ısınma sorunu olup kapanacağını düşünmüyorum. Ben bununla çekim yaptım. Dış çekimde güneşli ortamda normal ortamda çekimimizi gerçekleştirdik ama herhangi bir ısınıp kapanma gibi bir durumla karşılaşmadım. Evet, F1 kamera kontrolünü, kamera kontrol on, kamera kontrol off yapıyor. F2 loot açıp kapatıyor. Biraz sanki yavaş çalışıyor çünkü biraz önce söylediğim muhabbet, yani alet aslında gerçek zamanlı görüntü işleme yapıyor. Bu kolay bir şey değil gerçekten. Sağlam bir işlemcisi olması gerekiyor. F3 focus assist açıp kapatıyor. F6 false color. Basılı tutunca bir şey oluyor mu acaba? Yok. Bakın burada zaten sıcaklık değerleri yazıyor. 0 ile 100 arasında. 100 kırmızı, 0 mor. Karanlıklar mavi, aydınlıklar sarı. Patlayan noktalar sanki şuralar kırmızı. Aa, ne yaptım lan?
Evet, yanından bir şey çıktı. Çıkıyormuş. Ne işe yaradığını anlamadım. Nerede kaldık? False color dedik. Center marker. Safety marker. Muhtemelen hepsinin kısa yolu var. Hermen'in tekerleğimiz var. Sesi açıp kapatıyor. Evet, bildiğiniz gibi hala 2021 yılındayız ve üstünde kulaklık girişi olmayan profesyonel kameralar var. Bu kameraları HDMI yoluyla bağladığınız zaman sol tarafındaki kulaklık giriş sayesinde kulaklık girişine sahip oluyorsunuz. Burada bir tane kamera out'umuz var. HDMI out'umuz var. Mesela çekimdesiniz. Mesela ciddi profesyonel bir tane çekimdesiniz. Buradan HDMI in'den kendi kameranızı bağladınız. HDMI out'tan da bir tane wireless aktarıcı yardımıyla yönetmen masasına ya da müşteriyle ajansın masasına, müşterinin masasına direkt görüntü aktarabiliyorsunuz. Onlar da siz çekim yaparken görüntüyü izleyebiliyor. Ya da işte çok uzun bir tane HDMI kabloyla gönderebilirsiniz. Fakat kabloyla uğraşmak istemezsiniz muhtemelen. Evet, ekranımız bu kadar. Ben beğendim. Boyutu ya işte şu şey dışarıda karanlık alanlarda çekim yaparken zorlar mı bilmiyorum. Ekranın bittiği yeri sizin kendiniz görmeniz gerekiyor, şu siyahı. Şu an sahnemiz mesela beyaz olduğu için direkt anlaşılıyor, ekran burada bitiyormuş diye anlıyorsunuz. Fakat diğer benim kendi ekranımda işte şu köşede direkt çerçeve var ve ekranın bittiği yeri kendiniz görüyorsunuz. Bunda öyle bir şey yok. Direkt dokunmatik ekran, siyah alanla tümleşik bir şekilde. Mesela siyah sahne çekiyorsun. Kapatma tuşuna bir kere basınca tuş kilidi açılıyor, kapanıyor. Mesela karanlık bir sahne çekiyorsun. Bakın, kapatıyorum. Kapattım. Ekranın sınırları yok gibi. Ama diğerinde direkt çerçeve var. Evet, kullanım şekli bu kadar. Size bizzat tüm menülerin hepsinin tek tek nasıl kullanıldığını, nelere sahip olduğunu, özelliklerinin neler olduğunu diğer dinlerse bizle bir konuşacağız inşallah. Evet, ekranımızın kullanım şekli böyle. Menülerini detaylı bir şekilde her şeyini size tek tek anlattım. Umarım yardımcı olmuşumdur. Ekranı alacakları ya da almayacakları, almak hakkındaki düşüncelerine olanlara yardımcı bir video olmuştur diye düşünüyorum. Evet, kullanım kılavuzumuz burada sona erdi. Kullanım kılavuzunun videonun içerisinde belirttiğim gibi ekranın kamera kontrol kablosu yok. Fakat bu kamera kontrol kablosunun olmamasını anlayabilirim. Kutudan çıkmamasını anlayabilirim. Çünkü kameralarımızın hepsi neredeyse birbirinden çok farklı kablolar kullandığı için biri micro USB kullanıyor, diğeri Type-C kullanıyor, diğeri başka bir değişik Nikon'un kendine özgü kablosu var falan derken tüm kabloların koyulması biraz maliyetli, biraz da gereksiz olacak. Çünkü herkesin elinde 4 farklı markanın da kamerası yok. Bu sefer anlayışla karşılayabilirim bu kablo muhabbetini. Onun haricinde söylemek istediğim son olarak şu var. Case. Çok güzel bir case'imiz var. Sert plastik mi, alüminyum mu? Ben tam bunun maddesini algılayamadım fakat bayağı sağlam. Sesinden de anlaşıldığı üzere bayağı sağlam bir case. Bu case ile birlikte taşımanızı tavsiye ederim. Case tamam, bunun için biraz yanlış. Bu aslında güneşlik. Şu şekilde. Aslında bu güneşlik. Fakat ekranı çizilmeye karşı, darbeye karşı koruması açısından güzel düşünülmüş. Benim diğer ekranımın güneşli plastik, yani yumuşak plastik vardır ya, böyle silgi gibi. Böyle dokunduğunda ekrana direkt temas edebiliyorsun. Fakat bunun yapısı sert olması, hard case gibi neredeyse, yani bayağı bir duyuyorsunuz zaten, alüminyum gibi güzel bir yapısı var. Evet, söylemek istediklerim bu kadar. Zaten yeterince uzun bir video oldu. Saha performansında, ekranın saha performansında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Beğenip abone olmayı unutmayın. Ekran hakkındaki fikir ve görüşlerinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Fakat bu videoda çok bir inceleme videosu aslında olmadığı için nasıl bir görüşe, nasıl bir görüş kazanabilirsiniz, nasıl bir görüşe sahip olabilirsiniz bilmiyorum. Ama ilerleyen videolarda sahada da testini yapacağız bu ekranın. Ama benim tavsiyem, ben mesela bayağı bir büyük pille kullanıyorum şu an. Bunun yerine daha, abi netlik kaçırmıyor kamera ya. Şu an en büyük NPF model pillerden birini kullanıyorum şu an, ama bunun yerine daha küçük piller kullanmanız, sahada kullanıyorken daha küçük piller kullanmanız daha çok işinize yarayacaktır hafiflik açısından. Yok, benim ağırlıkla ilgili sıkıntım yok diyorsanız sorun değil.